Adım Taha Tayfun Bağcı. Kayseri'de silah sektöründe faaliyet yürütüyoruz. Esnafız. Yıllardan beri bu işle uğraşıyoruz. Kayseri'deki, yani Türkiye'de genel olarak bu sorun var. İlimizde de maalesef bu baş gösteriyor. Kayseri'de daha çok kayıtsız silah sonunda bir sorunumuz var. Yani kayıtsız silah edinme, kayıtsız silah bulundurma konusunda bir artış var. Ki bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm Türkiye çapında yapmış olduğu araştırmalarda veya işte raporlarda da ortaya çıkıyor. Yani şöyle diyeyim, geçtiğimiz yıllarda açıklanan raporda Türkiye'de toplam 175 bin, 180 bin silahlarla bir suç işlenmiş. Bunun 25 bini ruhsatlı silahlardan, kayıtlı silahlardan işlenmiş suçlar. Geriye kalan 159 bin, 160 bini ruhsatsız silahlarla işlenmiş bir suç. Daha da bir ayrı bir şey söyleyeyim. 2005 yılında tüm Türkiye'de o dönem ruhsatlı silah sayısı, o yılki silah sayısı 102 binken, ruhsatlandırılmış silah sayısı 102 binken, 2015 yılında ruhsatlandırılmış silah sayısı 99 bin. Nüfus artıyor, olay sayısı artıyor ama ruhsatlı silah sayısında bir düşüş var. Şimdi bundaki temel sorun ne? Asıl bunu çözmemiz lazım. Bu bireysel silahlanmadaki veya artan şiddet olaylarındaki çözüm için. Kayıt dışı silahların her geçen gün daha çok piyasada olduğu, daha çok satıldığı ve daha çok insanlara zarar verilme eğilimi olan insanlar. Neden de şudur, ruhsatlı silah sahipleri psikolojik açıdan, fizyolojik açıdan, gözden vesaire birçok şeyden heyet raporu dediğimiz yetkili devlet hastanelerinden heyet raporu alıyorlar. Yani psikolojisi bozuk bir insanın bunu almasına gibi bir imkanı yok. Yahut adli sicili bozuk bir insan silah ruhsatı alamıyor. Yani devlete maddi borcu olan, parasal borcu olan kişi dahi silah ruhsatı alamıyor Türkiye'de. Ama kayıt dışı silah alan kişilerde herhangi böyle bir şart aranmadığı için, herhangi bir şekilde hiçbir şeyin bir kaydı olmadığı için adam elini kolunu sallayarak alıyor. Psikolojisi bozuksa, şiddet eğilimi varsa çevresine, insanlara öldürücü olacak, cinayetler işleyecek şekilde zararlar verebiliyor. Ha, bu konuda bence yaptırımların ve denetimlerin arttırılması lazım. Yani çok komiktir. Bugün taşıma ruhsatının işte bir vatandaş geldiği zaman hastaneye masrafı, şuraya masrafı, buraya masrafı diye hesapladığımız zaman yaklaşık 8000 TL civarında bir para harcıyor. Sadece silah hariç ruhsatı harcadığı bir para. Taşıma ruhsatının maliyeti. Ona da şartları uyuyor ise. Peki mahkemelerimiz ne karar veriyor ruhsatsız silah yakalayan bir kişi? Mahkemelerimiz ortalama, yani her olayın şeyi farklıdır ama genel itibariyle 5000 lira para cezası veriyor. Bunlar İyi hal indirimi, şudur budur diye etkili derken totalde 5000 lira bir para cezasına düşüyor genel itibariyle. Yani burada bir tezatlık var. Yani bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi dahi ya başkasının yerine bilet konulduğu zaman ceza olarak 20 katı bilet parası alırken biz insan öldürebilecek, insana zarar verebilecek bir üründe uyguladığımız cezayı yaptırıp maliyetin altında. Yani kampanya var. 8000 lira ruhsatlısız. Cezası ruhsatsızın 5000 lira. Tam aksine bunun 40-50 bin liralar hapis cezaları olması gerekiyor. Ve biz işini resmi yapan, biz Makine Kimya Kurumu'nun resmi bayisi de olarak da bu süreçten biz de en çok mağdur olan kesimiz aslında. Niye? Çünkü insanlar yasa dışı silahlanması, yasa dışı silah alınması, biz resmi satışlarımızda, insanlara resmi bir şekilde ürün satışımızda zorlanıyoruz. Çünkü piyasada herkes bu silahlar çoğaldıkça yasa dışı mermi satışları bu sefer artıyor. Yasa dışı süreç başlıyor. Tamamen devlet kontrol mekanizmasından çıkmaya başlıyor bu durum. Ya bu konudaki çözüm dediğim gibi yaptırımların arttırılması lazım. Denetimlerin yaptırılması. Ben şunu soruyorum. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüze soruyorum. Emniyet Genel Müdürlüğümüze soruyorum. Türkiye'de binlerce bayi var. Kayseri'de yanlış bilmiyorsam rakamı 60-70 bayi var. Sizler ve raporlar diyor ki Kayseri'de yasa dışı silahlanma var. Bu silahları nereden temin ediliyor? Bu silahların temin edilebilecek noktalara yapılan denetimlerde kaç kişiye ne işlem yapılmış? Yani ben şöyle söylüyorum, adam tabelalarına şunlara bunlara şu yapılır bu yapılır ifadeleri yazılmış. Şunlar yapıyoruz diye adam sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılıyor. Bu kişilere ne tür yaptırımlar uygulanmış? Kamuoyunda açıklanması lazım. Biz şu şekilde yasa dışı iş yapan arkadaş kişiye şunu yaptık. Yani geçtiğimiz aylarda bir denetim yapıldı. Ben merak ediyorum Kayseri'de kaç bayiye kaç işlem yapıldı. Kesinlikle vatandaşlarımız bu tür ihtiyaçlarını, genelde özellikle asker, polis, mermi tedariğinde bizlere gelir. Kesinlikle aldıkları her mermiden, her üründen sonra muhakkak fatura yahut satış yapıldığına dair evrakını istesinler. Çünkü yasa dışı
satış yapan kişiler, yasa dışı bir şekilde bu işlerle uğraşan kişiler resmi bir şekilde fatura veya herhangi bir evrak ibraz edemezler. Devletimizde bu konuda denetimlerin arttırılmalı. Kurum, makine kimya kurumunun bu konuyu daha çok takip etmesi lazım. Daha çok kendisi ismini kullanarak satış yapılan yerlere müdahale etmesi lazım. Denetimler yaptırmalı ve bence en önemli bir şeydir, cezai müeyyededir. Cezalar gerçekten komik olacak şekilde olmamalı. Yaptırımı, Türkiye Cumhuriyeti yaptırımı hissettirme ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetlerinin de işleri kolaylaşması açısından yani ruhsatsız silah yakalatan insan 5.000 lira ödeyerek kurtululmamalı. Çünkü insan öldürülme riski var o şahsın.